Bitti mi evet. sezon? Evet. <laughs> Elhamdülillah. Ha. Ya Hatta şöyle söyleyeyim. Bizi iptal edilebilir belki. Hiç zannetmiyorum. Bence bir sezon daha gelir. Bence gider ya. Ee, sanmıyorum ama başarılar. Ee, çok umurumda değil. Yani yine izleyeceğim. Bir dahaki sezonu da izleyeceğim gelirse. <laughs> Biz artık Çünkü şey bu diziyi ya. gömmek e, çok daha keyifliymiş onu fark ettim. Biz Siz artık met bağımlısı gibiyiz abi. Evet. Böyle evet. işlerimiz falan döküldü. Derimizde yaralar <laughs> falan çıkıyor bu diziyi izlerken ama devam ediyoruz. Niye? Bir bağımlılık oldu. Evet. Yani gibi ve e, Better Call Saul yaparken de met bağımlıydık ama met etmek anlamında. Nasıl? <laughs> Çok evet. iyi. Şahane. Teşekkürler. Evet. E, başlayabiliriz. Tunancım var mı gireceğim bir yer? En baştan istersen. <laughs> Yani e, girelim ya. Girecek böyle güzel. Bir yer derken enden boydan anlamında mı? <laughs> evet. Ben, de, ben böyle e, diziye. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bir kere çırpınış çok keyifli. Yani bir çırpınışı izlemek çok keyifli. Aynen. Bu kadar temelsiz kurduğun bir hikayeye hunharca son yazma çabaları böyle bir eğlendiriyor de, insanı. Bir de şey hani ulan buna bir buraya şimdi burayı bir yere bağlayacağız hemen evet. öncesinde o hikayeyi böyle sanki 8x hızlandırılmış şekilde falan bir olaylar verelim şimdi öyle olsun falan tamam, diye Kastettiğim tam olarak bu. Bir de bir tane mesela bir hikayeyi bağlasa mesela şimdi burada hani işte e, buçuklukların olduğu bir hikaye evet. var. İşte hiç, cücelerim hiç anlatılmayan, var. Belki... Hiç anlatılmayan bir hikaye yani, var burada buçuklukların Hepsi olması. Hepsini tek tek böyle beşer dakikada hepsinin öncesini de anlatalım bir hikaye ama şey değil yani hani mesela önceki 7 bölümde anlattığı hikayeyi sonlandırmıyor. Baya evet. bu bölüm anlattığı bir şey var ve Öyle. sonlandırıyor falan. Evet ya. Ya çok e, ezik şeydi. Çok böyle bir çırpınıştı. Böyle hiç, o onlar çırpınırken hani böyle e, o kadar leş bir şey yerde çırpınıyor ki Gollum gibi mesela. Hani bir tekme de senin atasın geliyor yani. Ee, o tarz bir şey izliyor gibisin. Artık keyif alıyorum ben bu kırınclıktan, e, bu pesbayılıktan uzun bir süredir yani ikinci bölümden itibarendir keyif alıyorum. Çok eğlenceli. Ben eğlendim o yüzden bu bölüm. Çok eğlendim. Evet yani e, Durin'in duvara saçam bir yani bir vuruşluk az kalmış şekliyle başlıyor şey duvarı kırmaya yakın ee, evet. orayı kırıyor ve Bal rock çıkıyor. Biz de sanıyoruz ki kazaklığımı tabii. yok edecek. Hani fragmanlarda. Şimdi biliyorsun ustalar e, tabi drama kurarken e, zamanlama çok önemlidir bu tip şeylerde. Şimdi tam en önemli e, sohbeti muhabbeti işte engel olmayı babanla konuşmak için son darbeyi beklemen gerekiyor. Son darbeye kadar orada durman gerekiyor. Tam son darbeden önce konuşmanız lazım her şeyi. O zaman da konuşuyor. Bir açılıyormuş meğersem Balrog'u engelleyen bir şeymiş yani. Ee, artık yani taş bile denmez Yukarı oraya. Yukarı tırmanamamak. Bir, bir, karton Pierre karton piyer ara şey tutuyormuş o kadar yani Balrog'u. Balrog'u nasıl dağıldı ama orada heyelandan düş evet. düştü aşağı. Düşün, evet. Düşmemek için ateş mızrağını <laughs> çekip yere bastırdı ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunlara da ne şeyler harcandı ne paralar da harcandı. Bence, bir bal, bir Balrog'un düşmemesini istemek için çok paralar harcandı. Hiçbiri Ehtiyar Durin'in havada 35 saniye asılı kalarak Balrog'un <laughs> evet. kılıcıyla karşılaşmak için beklemesi evet. kadar vurucu değildi Doğru. Durin Jackson havada süzülerek smaci basıyor kardeşim benim. <laughs> bir tane bir, bir, tane şey var ya e, bir spor şeyinde programında adam diyor A, bilmem kime bak diyor 15-16 saniye havada durdu diyor sayıyor böyle ağır çekim tekrarı <gülüyor> gösteriyorlar <gülüyor> bak bak diyor kaç saniye havada durdu falan evet, evet. <laughs> Durin de o şekilde havada durdu abi Durin kral, ben de şey kral gibi geldi. Tam. Avrupa yakasının Burhan milletin arasına girmek için futbol maçı izlemeye gidiyor Saadettin Bey'e Sonra orada Aha gol attı lan. Lan. on <laughs> bir tane daha attı ya. Lan ne biçim futbol seversin sen? Aa bir tane daha attı Cabe, ben tekrar, tekrar. diyor ben Onlar tekrarı falan diyor. Evet. yani biraz lütfen ciddiyetsiz bir şekilde burada şey yaparsak çok böyle Ciddi. coşkusuz görüyorum. Birazcık ah mi arkadan bizim... bir şey geçti. Seyircilerin <laughs> anlamadığı mizahlara geçiyor. Evet, pardon doğru söylüyorsun. Ee, <laughs> yani Doğruçsuz burada Balur Balrog'u 5 saniye falan göstermek için bütün sezon korkutmuşlar bizi. Evet, Ömer'in kardeşi erotik bir şekilde e, şey alana indi. <laughs> ya erotikle korkunç arası bir gör, görsel. <laughs> kolsuz seviyor ya. <laughs> kolsuz. seviyor abi. Kolsuz yani. atlet seviyor. Tişört atlet evet, neyse. Ben kolsuzluğu yani 8 yaşımda falan bıraktım. En son kolsuz atleti o zaman giydim herhalde. Evet. Kolsuz atlet denmez ona değil mi? Kolsuz tişört. Ha, bilmiyorum ki. Tişört de olmaz Ol aslında. I olur. Çünkü T şekli kalmıyor ki. Evet doğru. Yani. O zaman zaten tişört değil. İşte I Atlet iyi bence. I yani. şeklinde. Fanila. Buradan F yürüyebiliriz. Yıldız. FSM 1453. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> FSM 1453. Boxer markası ya. Allah kahretmesin, <laughs> ne diyor ya. <laughs> Hiç mi almadınız ya? Ne ya abi? <laughs> şey tamam tamam. Neyse ne. Gucci bu mi ya. giyiyorsunuz? Kardeşim, neyse ne. Dönebilir miyiz orta dünyaya? Teşekkür ederim. <laughs> e, tamam çok güzel <laughs> bir yer değil döneceğimiz yer de. İnsanlar bizden don konuşmamızı beklemiyor ya. Yani en memnun olduğum şey, buradan da mevzuyu bağlamış olalım. Del altı falan muhabbetlerin olmaması ya. Olabilir ya bir de, de. Böyle bir rezillikle Olabilir muhatap de. olabilirdik yani. Yine bir se kondurdular canım. İşte o kadar. Del altı sayılmaz tabii. O şey Saylanmaz. Yani yüzgen fensine bile becerdiler yani. <laughs> dediğin gibi. Yoksa Tolkien dediğin gibi aşırı cinsiyetsiz bir şekilde yazmış. Yazdığı bir kitap yani hani hiçbir şey yok. Üremeye dair hiçbir mevzu yok. Sadece oğlu kızı olarak <laughs> biliyorsun bir şeyler o kadar. Tolkien'in şeyi çok iyi ya. İşte ee, Theoden işte Eomer'e sesleniyor hmm. falan. Kız kardeşim oğlu diyor falan. He. Hani seslenme evet. şekli o. Evet. E Kız kardeşim oğlu. Falan. Bacımın falan oğlu falan. yani. Aynen <laughs> tam böyle şey eski toprak ya. Tabii. Hanidir ha, hem şireme bakarsın. Lan, Çeviri vardı ya. Teoden'in kız kardeşinin çocukları mı onlar? Tabii. Ha, yani ben, yani. ben babaları yani, yani. şeyleri yani teori... Asıl varisi ölüyor ya zaten o yüzden de biraz bir Tamam Hemen, işte ben amcası orada. diye düşünmüştüm Eomer'i. Ee, dayısıymış. Yes. Teorben dayısıymış onun yani. Aynen. Evet. evet kelebirim bor abim sonunda <laughs> bu ızdırabı sonlandı. Bir dakika sonlandı. ama öncesinde şey var ya Numenor var oğlum. Numenor'un saçmalığını konuşmayacağız oraya. <laughs> ya. <laughs> ya. Numenor. Hayır bunu bir ya konuşalım, konuşalım ya. işte bitirelim bunu. Abi yani. Numenor, Numenor, halk Numenor tam bir muz cumhuriyeti çıktı ya. <laughs> Cumhuriyet Literal yani, olarak muz cumhuriyeti. Yani muz kralı kral geliyor ya. bana. Yok hayır. Yani o bile değil. Anladın hani mı? şey olur ya böyle kabile devleti mi burası kardeşim ya bu orada bir tane aklı selim insan yok mu şunu diyecek yani. Yani hiç güç sahibi de bir tane şey olmaması o da çok garip yani hakikaten. Oğlum ben ya biz demedik mi son bölümde kadın Valar tarafından hesapta i̇şte. bizzat onların istediği şekilde yargılandı evet. ve aklandı kraliçe olması lazım ama olmadı. Aynen. Bu sefer de işte şeye bağladılar işte Sauron Sauron yüzünde şu. Abi işte bak e, o bile değil derken bunu bunlar geri zekalı ya. Bunlar nasıl kurmuş oğlum? Ada yatmışlar bunları. Yani. Bunlar bir şey yapmış orada gibi yani. Ya yani hiç balara bir... seçtirmeseydin kral. Yani bu kadar senaryo <laughs> uğraşmaya gerek kalmazdı. Yani yani. Dışarıdan zaten bunlara kimse adam... bir şey gelip yapmadığı için hayatta kalabilmişler gibi. Evet evet. adam bir kere darbe <laughs> yaptıydı zaten. Sen senaryoyu niye bu kadar zorladın ya? Yani? <laughs> yani. Ya evet ya. Orada orada or or bıraksan yeterliydi zaten. Yeterliydi ya bu kadar. Valla ee, vallahi çok iyi. Gel yap Ya şey gibi. Bu arada yani e, işte Kuruluş Osman falan tadında. Tabii tabii. Şey Özellikle yani. Kraliçe. Yani Kraliçe'nin gururlu suratı beni kusturacak artık bir yerden sonra. Evet. Bir de Abi asla ben, şey yap. Ben tamamı öyle. Çünkü kötü karakterler de çok kötü. Evet. Yani hiç herhangi bir zaten dizide genel olarak bir anti kahramanlık yok da. Evet. Hani ama şey de öyle yani işte. Kötü ya böyle. En kötü şeyleri falan yapıyor. Tabii tabii. Kadıyı falan görevden alıyor şeyi işte. Dini <laughs> falan yasaklıyor. <laughs> bir şeyler yapıyor. Ya valla sketch bile değil acı ya Numenor sahneleri. Hiç olmadı yani bu sezon zaten. Hani Hiçbir sezon olmadı ki. Hiçbir sezon olmadı evet. Yani bir PS, PS'den hallice. Yazık. Yani ilkokulları falan versen, siz hadi bir Numenor anlatın bize evlatlar falan desen, valla daha epik bir şeyler izleriz gibi geliyor. Ama ben işte. şunu anlamıyorum. Şimdi bu Numenor mu gidip Sauron'u diz, diz çöktürecek, aynen. o yapacak. Öyle abi. mi yani? Bu Arpharazon mu? Tabii. Yani bu üstüne tabii, zırhının olmadığı askerlerle mi olacak o iş? Tabii tabii bizim sonra anlatar. Gene aynı. Kelbirim bora ne yaptıysa hiçbir farkı olmayan şekilde gene Numenor aynısını yapacak. Ee, hatta büyük ihtimal e, Lord e, Lord Anatar olarak bir Numenor'a da hükmeder şöyle bir e, birkaç yıl falan. Seviyor öyle şeyleri. Ya o oluyor zaten kitapta da. Nasıl yapacaklar ama ya? Yani? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Sonra oraya gidip şey bir yapı. şey yapıyor lan. Kafalıyor şimdi. Numenor'a şey, var, mı şey yapıyor. Ne yapıyor abi? Hükme hüküm hüküm mü ediyor bir yere? Evet Hüküm koymuyor falan... ediyor aslında. Nasıl ediyor abi? Sözde işte kandırıyor sadece başka bir şey yapmıyor. Tamam yapıyor. oğlum sonuçta kafalamıyor Marfaraz onun dediği olmuyor mu her yerde? yet hükmetti lan Eregion'a. Tamam dizide herif. de öyle olacak işte onu demeye çalışıyorum ona çevirecekler yani. Ya işte onu diyorum ha. ben de onunla dalga geçiyorum benim böyle şey yapıyorsun. Ama sen öyle bir şey yok <laughs> tamam, da, da, da onu ekleyecekmiş gibi söylüyorsun. Var öyle bir şey yani bizi şimdi yok, Orta abi, işte Dünya Cahili yazmasınlar şey ya da yazın yorumlara Orta Dünya Cahili yazabilirsiniz hiç sorun yok. Yetiğiyor şey. <laughs> yani abi şey çok garip değil mi? Şimdi mesela elinde bir kitap da var. Yani aslında dayanabileceğin bir kitap. Abi niye yok gibi davranıyorsunuz ya? Abi sen şimdi ben orayı anlayamadım ya. Sen buna senarist odasını tam çözemedin. Burada işte yetkili kimse büyük ihtimal şey işte executive producerlardan biri girdi. Bu odaya girmek, kabul edilmek için önce bir ayinden geçmeniz lazım dedi. Ve hepsine e, Tolkien eserlerini yaktırıp, üzerine tüküttürüp e, parçalattı. Ondan sonra kabul etti. E. Yani bu başka türlü bir ser bu seremoniden geçmeden kabul edilmemiş. Belli ki bu senaryolar... Bir şey söyleyeyim Bak bunu olur. ciddi anlamda düşündüm ben. Acaba diyorum yani telifi mi yok bazı şeylerin? Ama abi sorun, sorun. telif değil ki yani. Siz hiçbir Bunun şey yazamıyorsunuz. Bunun telifle hiç tabii. alakası yok. Hiç alakası yani hiçbir yok. Hiçbir şey yazamıyorsunuz Çana yani. Hani... Tabii tabii olan tarafı yani senin hikaye giriş gelişme sonuç yazabilme şeyinde yok ki yeteneğin yok yani. Hani burada sorun bence telif değil. Bunu düşündüm bak. Ya acaba mi? bir şeyleri söyleyemiyorlar mı? Bence çok cesur. Onu söyleyeyim yani. Hani şey kararını vermek çok cesur bir şey ya. Ben sadece isimleri alayım kafama göre takılayım demek. Evet. Böyle bu kadar 100 yıl geçmiş bir <laughs> kitap için çok cesur bir hareket ya. İnanılmaz. Ben takdir e, ediyorum o yüzden. Ya genel izleyiciye <laughs> Şey yapıyorlar yani kitabı okuyanın çok umurlarında değil. Abi buna genel izleyiciyle hiç alakası yok. Abi Yüzüklerin <laughs> Efendisi falan genel zaten bir şey. Evet genel izleyici Yüzüklerin Efendisi filmi abi. Yani, hayır demek abi, istediğim Hayır hayır şunu demek istiyorum. Silmarillion'u istiyor. okumuşlar onun da değil adamın yani. Ya tamam onun zaten tabii... işte. Ama mesele şu Silmarillion'u okumuş Ya bu eser böyle şey değil. İşte mesela iki sene önce çıkmış çok tutmuş bir roman falan değil. Aynen. Yani Sting dediğin sanatçı ismini Şeyin kılıcından alıyor. Yani Yüzüklerin Efendisi'nden alıyor. Bu yani öyle bir kült bir şey. Yani o akademik çalışmalar bilmem neler falan var bir dolu yani. Evet. Hani zaten Yüzüklerin Efendisi ya da Tolkien falan İngiltere'nin yani İngilizce konuşulan dünyanın karaca oğlanı falan yani. Yunus Emre'si falan bu adam yani. Evet, Daha yani ne yapsın ya? What, hani what... Yani yapacağım bir şey ya bunu millet anlamaz diyeceğim bir şey yok ki zaten ya. Yani. Ya osursan dinlenecek. Hani şuradaki gibi yani şeyin film setinin ortasına 3 kilo bıraksan da zaten izleniyor yani. Çok saçma o yüzden. Yani bu şeye girme yani o sebepten en azından yap, yapılması falan çok saçma oldu. Aslında senaryoda senaryonun kötü olmasına daha gıcık olan bir şey mesela Şimdi senaryoda ne hamleler var abi? Al mesela hani böyle şey en kötü ne işte Numenor şey yapacak işte devirecek değil mi? Mesela şey devirecek Arfarozun devirecek buna karar vermişsin zaten bu da öyle de başka bir şey yok ama ya bunu anlatamayış çok komik geliyor bana ulan diyelim ki şeye karar verdin Galadriel'i görünce şu kadar kişi duracak dedin falan tamam mı atlı duracak diye Senaryo yazdın. Abi bunu bile anlatış yani bir anlatla O kendi saçma senaryonun içinde mantıklı nedenler bul. Şu şöyle bir ilerlet yani. yani. Yönetmenler de çok kötü bence. Yani sadece Her tek şey bir şey kötü. kötü değil. Bir tek şey iyi. Onu da övmenin hiçbir manası yok işte. Yani yayından önce konuştuğumuz gibi. Görsel efektler çok güzel. Tamam tebrikler. Yani. Hiçbir anlamı yok ki. İşte. Daha da kötü bir şey hatta. Yazık ettiniz o evet, kadar parayı. Aynen. Yani. Çünkü sen görsel efekt iyi olduğu zaman aslında şöyle mesela yine yüzüklerin Efendisi'ne örnek verelim. Biz abi e, Gondor kuşatmasına Rohan'ın yetiştiği anı 10 bin tane atlıyı gösterdiği için beğenmedik ki. O evet. final şeyiydi yani evet benim beklentimi karşıladın beğen beğenmesi o. Benim beklentim şu film boyunca başında ha, bak, üçün şeyi çok iyi dedin. Hatta yani ikisinin o... ortasında Diyor ya Gondor, şey e, Aragorn. Şeyi hı hı. E, çağır, Gondor'u çağır. Nereye çağıracağım? Niye çağıracağım? Hı. Falan diyor. Sonra Aynen. üçün başında kuleleri yaktılar. Bak artık çağır bak. Valla dalarım sana falan deyince toparlanıyorlar falan. Filmin ortasına kadar biz toparlanma izlediğimiz için. Bak hikayenin Abi. kurgusu, yazımı doğru olduğu için o da görsel pek etkiliyor. O kadar uzun vadeli bir hikaye anlatım beklemiyoruz ya. Bu kadar bina <laughs> etsin beklemiyoruz. Ha, çok basit bir şey bu yani. Abi mesela sen Rohirrim şarjını söyledin ya mesela. Ne Hani görsel olarak etkileyici bir sahne değil mi? Ama biz görsel olarak etkileyici olduğu için mi etkileniyoruz sizce o sahneden? Yani 10 bin tane atlı orklara daldığı için mi sizce? Hayır abi bak orada sadece o sahnede bile önce Theoden bir konuşuyor kardeş. Şöyle Tolkien'in öz sözcükleriyle bir konuşuyor. Bir tüyler diken. Adam bir şafak ıı, ışığı vurmuş. Biz seni şey yapmış. Müzik zaten sana bir şey yapıyor. En sonunda da yıkıyor, geçiyor. Bu abi ama mı? işte. Mesela sadece işte orada bitmiyor. Çünkü mesela Biz Yüzgön Efendisinde her savaşta haritaya hakimiz. Kimin nereden geldiğini biliyoruz işte falan. Mesela Bin'de, dibinde Ferdi dibinin nasıl bir yer olduğunu, surlar nerede falan filan. Abi biz burada bir bölüm boyunca savaş izledik geçen bölüm. Kimse neyin nerede olduğuna vakıf değil yani sürekli aynı oluyu yani görüyoruz. <laughs> öyle bir kaotik hal. Mesela bu filmde bir bu bölümde birileri bir yerlere giriyor, orklar dolaşıyor evet. şehrin içinde falan. Evet. Ama bunlar nereye gidiyor? Ondan evet. sonra Galadriel aldı birilerini kaçtı arkadan. Yani bir yere orada çıktı. Orada da orklar varmış. varmış. Ulan hiçbir oğlum. anlamı yok. <laughs> Tünelin hiçbir yani? anlamı yok. Ve böyle şey duruyorlar böyle. Bayağı bekliyorlar şöyle aşağı bakıp falan anladın mı? Aynen. Nereye bayağı, güzel olur. kız diye bağırıyor böyle Evet. <laughs> Neyse. Evet. yani Kelebrim Bora gelirsek. Hakkın rahmetine kavuştu. E, i̇ki sezon aynı kıyafet giyip aynı kıyafetle öldü be. Aynen yani, helal olsun. Valla tutarlı helal olsun. karakter bir, diye bir lokma, bir lokma bir hırka. Aynen. İşte bu <laughs> emaneti, emaneti teslim etti Kelebrim <laughs> Bora'ıma. <Bama. gülüyor> ya yani. aynen öyle oldu. ya şey diyeceğim şimdi tek yüzük daha dövülmedi değil mi yok dövülmedi o seni şimdi önümüzdeki sezon çok epik yani. bir sahneyle döver onu şimdi hmm. kuralım Sauron çekici aldı ama çekici evet. kaçışlı şeye gitmesi lazım. Peki Lora şey uygun onda? olması lazım hikayenin. Burada ha, yapamaz. E, Fenor'un çekiciyle mu? mi dövüyormuş? Lora uygun Fark kals, etmez. Hayır. Şeye şey, hakaret bücüm, artık bücüm değil hüküm mi? dağına gidecek ya. Orada e nasıl hakaret lazım. edebilirim hani bu elflere falan diye? Fenor'un çekiciyle Peki. dövdüreyim tek bir Peki <laughs> abi şey nasıldı? Ee, Elrond'un bizi öldürün o belgeleri şeyleri <laughs> evet, yakmayın. <laughs> yani bir de dedi adam ya. Yani, ya ork resmen şöyle dinledi dinledi de kendi attı Ork ya konuştu. Ork ya. Ağzından yedi şey. dakika herifin. O ne diyor ki şunu şey yap. <laughs> ya, ya bir de bizi öldürün. E, ee, onlar da orada dursun mu yani? Ya da şey mi? Bunları kullanın kardeşim siz falan böyle. Hayır bir kere şey, orkların on, or onlara ihtiyacı yok oğlum. Orklar zaten teknik, ilim, bilimde hepinizden iyi Oğlum zaten. orklar seneye falan uçak yapacak. Ha, ne anlatıyor yani? O bu? şey diyordu zaten. Kede bor. bor. Sonic Bir tane kule yapmış da bilmem neymiş kardeşim. Mancılıkları sen görmedin <laughs> mi? Adam dağdan baraj yaptı. Ağları yıkıyor şey yapıyor. Ne anlatıyorsun sen? <laughs> Evet evet. Bir gecede cahil kaldı elfler şu an. Aynen. Bakalım göreceğiz ee, ne olacak önümüzdeki sezon. Ee, bir bir gecede bir... Aynen or ne yazık or or lisanını konuşmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> or Ork alfabesini kabul etmişler değil mi? Orada <laughs> bilen birkaç kişi de şey evet. diyor ya zamanında diyor bırakmasaydık biz bunları falan. Evet. Dilimizi elimizden aldılar Isildur oh, kısmına gelsek arkadaşlar e, bir ırz düşmanı olmadığı kalmıştı. Evet. Isildur'un Isildur bir milletin karısına ha. sarkmadığı kalmıştı. Abi yani, gerçekten yani, ne ara bu kadar aşık oldun köpek ya. Ama çok normal yani. Elrond'u Rondu kaynanasına kaydırırsan. Yani Isildur'un <laughs> İsil dur içinde çok normal. <laughs> şey kızın koca kızın sevgi, nişanlısında da bir gavatlık var ama yani. O zaten canım onun. Ya bir oraya, birader hop falan bir şey de. Kız ayrı oynuyor yani. Hani şey ha, nişanlısını dedim pardon. Nişanlısını <laughs> diyorum. Kızdan bahsetmiyorum. <laughs> Orada bir Zeki Demir Kurbuz olayı var. Öylesine aşık ki her şeyi kabul etmiş falan. Peki şey orada işte sürdür bunu gel gemiye seni götüreceğim lan menoru diyor falan. <laughs> evet evet. Ona eleman bunu tehdit ediyor işte Aynen. baban şöyle böyle. Yine de gemiye biniyor gidiyor bu ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öldürürüm seni bir şeyler bir şeyler anlattı. Ya belli Niye ki bir sen... daha bindi gemiye gidiyor? kelepçeli diyeceğiz sevgili Isildur. Tabii. da puştun tek Anında bıraktı kızı gitti yani. yani <laughs> ulan öyle aşık maşık gibi takıldı. Bu arada atı var ya Berek. Evet, Kitapta var mı yoksa buna gönderme attı bilmiyorum atı ama ee, orada şey gelince eleman sarılıyorlar işte ay falan işte Numenor power falan. Evet. Sonra hı -hı. diyor ki biz seni öldü Tabii. sanıyorduk diyor. Berek beni kurtardı deyince bereye gösteriyor. Böyle Berek orada bayağı arkada <laughs> dinliyor böyle. Kurtardı. Oğlum siz geri zekalı mısınız ya? Mimik bile yapıyor ya. Kafası alıyor. Evet bana. ya. Peki orada bir de şey. Bu şey de, bak mi? Senin... Redkit'in atı mı oğlum bu? Bak senin atını keserim diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye test ettin oğlum öyle? Oğlum bak siz geçen de... bölümde anlamadınız. Bu bölümde anlamıyorsunuz. Bu Orta Dünya'da at yok. Çok az var. O kadar değerli ve... Bu Berek süper kahraman biliyorsunuz. Tek başına dört tane oku vura vura öldürdü falan yani. Cennet e, şeyle müjdelenmiş at. E, Burak White gibi kıyı. bir şey. Berek değil Burak. Be beyaz kıyılarla müjdelenmiş at bu. <laughs> Berek <'cim>. bu, bu Burak atı. Hocam. Burak. Burak <laughs> evet. Berek oradan geliyor ismi zaten büyük ihtimal. <laughs> tabii estağfurullah ya. Bir de ya, şey e, Isildur böyle işte bir şeyler diyor o lavuk. Kemen miydi? Kaman mıydı? Neydi? Kaman mıydı? Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o bir şeyler diyor. Isildur ee, da böyle benim ablam işte loncada bilmem ne. İşte babam e, bilmem ne deyince orada çocuk şey diyecek sandım. Oo! İsil e, bizim orada 10 dakikada neler değişiyor? Sen haberin var mı? Tabii. Kim bilir biz dönene kadar ne olacak? Falan. E, Bak döndüğümüzde sen kral olabilirsin. belli olmaz. Ondan kötü geçirmemiş değil mi? Hani şey yapmamış, Hayır. bir şey yapmamış. Ha bu Tabii arada volan şey... bıçakladım ben arkadan. <laughs> evet, evet, doğru. <laughs> Gidince sana bir sürpriz var falan diye. En yakın arkadaşını katlettim bana. Ya şey bir de sen madem hani direkt böyle tehdit edeceksin şey yapacaksın. Niye sarıldın lan o kadar madem? Yani <laughs> şey gerek yok yani. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> mi? Hani bir saniye sonra bir de hani böyle 3-5 bölüm sonra da değil. Ya dost sarılınca o da ayıp olmasın diye devam etti. Ne yapacak? Dur bir dakika seni tehdit edeceğim bir dakika dur falan diyecek hali yok. Yok oğlum şeye de devam etti. Hani e, biz de seni öldü bilmiştik ama hiç umudumu kaybetmedim falan filan. <laughs> Uzatıyordu. Uzatıyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> Uzatma işte lan. Tehdit'e başla ya, işte. Ya ben dedi. sana diyorum ki bir saniye önce <gülüyor> <gülüyor> beni berek kurtardı deyince bereği gösteriyorlar diyorum. Sen diyorsun ki yok birbirlerine niye sarıldılar? Evet. Çok bereksiz bir sahne. Ben senin yerine yaptım Ömer. <laughs> Eyvallah. Annemin böyle düzenli söylediği e, laflardan biri şeydir. Ben diyorum hadımım o diyor kaç çocuğum var. şey, <laughs> sürekli böyle bir durum var yani. <laughs> Vallahi öyle aynen. Bütün diziyi özetlemiş olabilirsin bu atasözüyle. Evet benim en favori sahnelerimden biri şeyin Sauron'un Terminator Terminatör evrenine geçmiş olması. Artık T-1000 olarak hayatına devam ediyor orta dünyada belli ki. Niye? Ee, işte arka arkaya şekil değiştiren şey pozisyonuna geçti artık direkt hızlı şekil değiştiren onu yapıyor ama ya o var Shape shift. şimdi bunu savunacağım <laughs> Biz ya abi Allah aşkına. aşkına savunacağım deyip durma Savron'un şekil değiştirebilmesi ya bu şeyle aynı şey Gandalf'la Saruman'ın büyü savaşının bu bölümde gördüğümüz büyü savaşıyla Savron'un böyle şekilden şekle girmesi aynı şey ya sen gereksiz an, mi diyorsun hele... bunu yapamaz mı diyorsun Oğlum tebin hızıyla değişmedi. Öyle bir büyü yapıyor, bir yapıyor. şey yok oğlum bu evrende. Yapıyor, Şu sütun arkasından geçtim yeni bir tipim. Bu sütun arkasından ya, geçtim yeni bir o tipim. O başka ama Öyle kitapta bir kısım var ya. 100 yıl yaşıyor orada. Ondan sonra gidiyor başka bir yerde. Hayır, başka bir Anlık oluyor. şekil değiştirme özelliği var. Hatta e, Beren'le Luthien'in o işte e, kalede bunu gelip e, ölümle tehdit edip kıl payı kaçtığı bir yer var. Ö çok büyük yara alıyor falan. Ee, ama yani hadi tamam var eyvallah bak işte bu dizi hep Ay bu çakallığı yapıyor işte kitapta olan bir şeyi alıp ha he. aslında bunu konuşalım kitapta olan bir şeyi alıyor tamam mı ee, onu böyle sorduğun zaman şey diyemiyorsun bu kitapta yok diyemiyorsun mesela tamam bazı hmm. yerler için ama ya kardeş bu sahne peki çok olmuş mu sence dediğinde hemen şeyi savundurtturuyor ama kitapta da yapıyor bu hareketi ya ben ondan bahsetmiyorum ee, ki Yönetmenlik aynı devam. Ee, geçen bölümdeki atlar nasıl durduysa kral, burada da e, Halbrand'ı gören Galadriel bir anda an Yani duruyor. mesela bunu bu işte bak kendini <laughs> Halbrand'da anlık çevirmesi görsel olarak bence sorunlu değil. Bunun sana nasıl bir kullanıyorsun şey yokken, yani? Saçını kısalttı çok bir şey. Yok. Hani nasıl Galadriel, e Galadriel niye döndün? Galadriel, Galadriel e ya, niye işte, döndün? Hiçbir ya, anlamı işte, yok. Iç, altı boş, altı altı dolu olsa hepsinden bayılırdık bak. Hepsine bayılırdık yani. Hiç şikayet etmezdik. Ben şey diyeceğim. Adar'ın e, bir kehanetimi tekrar e, bu sezonda tuttuğu için beni bir alkışlarsanız evet. sevinirim. E, çünkü. korkunun evet, babası. Ben Yani ama şöyle söyleyeyim. Yine e, be, aynı geçen sezon olduğu gibi bu sezonda bildiğim için kendimde gurur duymadığım şeylerden biriydi. <laughs> Çünkü zaten 5 IQ'yla falan anlaşılan bir durumdu. Tabii tabii. <laughs> Çok azı. Her bölüm e, Orkun'un babasının hayal kırıklığını evet. izliyoruz. Evet. <laughs> Belli ki bıçağı sokacak. Hayır bir de e, şey işte e, Sauron'un orklarını kafalayıp Sauron'u bıçaklatan Adar evet. Sauron evet. tarafından kafalanmış evet. kendi orkları tarafından. Bıçaklanarak. Sözde biz Öyle, ironiden çok etkilenmemiz aynen, lazım. Aynen. Öyle bir yani ben ya. senin ben önceki 88 bölüm boyunca Orkun'un babasıyla atışmasından anlayamadım zaten orada kesin bunun bıçaklanacağını ya. <laughs> Sen bizi sevmiyor musun dediği zaman anlamadık biz çünkü beyinsiziz. Yani hmm. böyle çok ucuz şeylere çok cool zannediyorlar ya. İnsanın ahrına bu gidiyor abi. Oğlum biz evet. sizin kadar aptal değiliz lan. İzleyici bu kadar gerizekalı değil ya. Ya bu gerçekten değil. Bak en aptal izleyici bile sizin düşündüğünüz kadar aptal değil. Evet. Yani beğeniyorum diyen adamlar bile inanın bu sahneleri yemiyor. O büyük ihtimal salıyor kendini. Yani tamam işte izliyoruz abi falan diyor. Bizim gibi kurcalamıyor mesela. Aptallığından değil o yani. Anladın tak, mı? Tabii. Yani, yani izleyicinin zekasına güvenir iyi yönetmenler zaten. Ya abi bir yere küfür etmem lazım. Yani küfür etmem lazım burada. Çünkü ancak o karşılıyor şeyin. Ee, abi Allah'ın her şeyi bozuyorsun da insanları bilmem neleri Galadriel'i onları bunları. Allah'ın yüzüğü lan yüzük. Yüzük ya. Şu Nenya, Nenya mıydı adı? Hı -hı. Ulan onu da yüzüklerin orası <laughs> yaptılar ya. Başka bir şey demiyorum. o parmaktan o parmağa. O parmaktan <laughs> o parmağa kral ya. Çocuk oyuncağı ya resmen. Hayır bir de Ad, yok. Adar takıyor Takmış abi. Gösteriyor. Ha. Bak tek taşım nasıl Hayır. falan diye gösteriyor. Takınca or. da Elfe dönüyor ama <laughs> evet. dizideki en iyi kas bu herif galiba ya. <laughs> evet ya. Yani kas, elf hali de çok güzel. Adar hali de çok güzeldi bence. Hmm. Ya yani tipi adamın çok uygun lan Elf ve yarı elf olma. <laughs> evet, bir oyuncu ancak böyle harcanabilir. Bir... Gerçekten lan. Aynısını dedim ha. Ulan bu herifi böyle Allah sizi kahretmesin yani falan dedim. <laughs> evet. Şey ee, bu Volandil ölmemiş. O kimdi lan? Ha şey ya Volandil değil şey kasıyor. Volandil değil. Arondir, Arondir. Arondir. Ar ha, ya ama. Hem de hiç yıpranmamış bile hadi. Hiç ölmemiş yani öyle, oğlum. Yaralı değil yani. Ya bu, bence unuttular kılıç sokuk. <laughs> aynen onu. <laughs> ya bunu öldürmüştük falan oldu. Ama bölümün sonuna doğru hatırladın. neyse elleme Abi falan dersel, yaptı. Boşver verdi. <laughs> yani. Yeni e, dönem dizilerinde ışın kılıcıyla da ölmek yok. Evet. Baba kılıçla da ölmek yok biliyorsunuz. <laughs> evet evet. Eğer yapımcı ölmenizi istemiyorsa Türkiye'deki gibi ölmezsiniz. Bu kadar basit. Aynen. Bu arada Adar Galadriel ne dedi fark ettiniz mi? Ya ben artık dedim ki abi gerçekten yani artık şu cümleyi kurmaktan bütün hepimiz yorulduk. Ya Allah aşkına yazdığınızı okumuyor musunuz oğlum siz ya? Adam diyor ki güçlerimizi birleştirip e, iki ayrı işte millet olabiliriz. Söz Hı. biz size karışmayız falan. Ulan niye İyi. geldin o zaman oğlum? Niye, niye geldin? Niye nasıl saldırdın o zaman? Salak. Otalın zaten yani. <laughs> Koydun daha taşı indirdin aşağı. Niye geldin? <laughs> Bu saatten sonra niye daha şey yapıyorsun? Sen zaten alacağını aldın. <laughs> Kim Galatasaraylı o saatten sonra yani. <laughs> Ya elflerin Hı. şu an öldürdün elflerin neyinin şeyini Öldü hepsi. Zaten Galadriel'le anlaşma yapar gibi yapıp ben istediğimi alıp göndermedim mi zaten ya? Evet abi, abi onu diyorum bir de, ölüm öncesinde. Hani karşı... Bir daha hala neyin peşindesin abi? Abi pazarlık nedir? Ben bir şey vereceğim sen bir şey vereceksin değil mi? Ulan karşı tarafın verecek bir şey kalmadı ki. Ha. Abi Ga Galadriel de bir de ta, koskoca Galadriel şey noktasına geldi ya kral. Yani koskoca külliyat <laughs> evrenin şeyi. Ha. Aa, evet biz orkları yanlış tanımışız. Bundan sonra bir tane bile orkun kılına zarar vermem diyecekti neredeyse. Yani. Evet, Galadriel o noktaya oraya geliyor. Oraya, oraya geliyor. Or Hayır yani, yani o kadar kavga, savaş, mancınık, roket, işte Celebrimbor'a iki tane headshot <laughs> hepsi Tabii. ondan sonra baş ver. Ben yüzüğü takınca var ya bir kendime geldim ya. Ne yapmışız <gülüyor> biz ya? <laughs> Ama yazık. Bir de okla da eziyet etti bir dünya yazık. Keller Miller çok çekti bu diziden. Özellikle şeyi de bahsetmek istiyorum. Şey konusunda kesinlikle artık karar vermişler. Hadi bu son şeyde Durin'in babasına hadi bir efsane sahne yazalım demişler, tamam mı? <laughs> Öyle böyle bir şey yazmışlar. Ulan şu Gilgalad'ı yaptınız. Ya inanılmaz artık ya. Artık ayıbı. Yani ben hiçbir <laughs> şey demiyorum Abi, ya. Abi orada boru sesi geliyor. Orklar, orkların arasında meze yaptılar işte ya Ben başka hiçbir şey, <laughs> şey demiyorum. Şey diyorsun değil mi? İşte boru sesi geliyor. Da... Elrond'la olan sahne. Ha yani. ben şey diyor sandım. İşte boru sesi geliyor tamam mı? Ne olduğunu şaşırıyorlar. Çünkü biz gerizekalı olduğumuz için anlayamıyoruz. Gim, cücelerin gel gimli diyecektim. Cücelerin ha. geldiğini. Ha orlar falan. Ha yani. orada herkes böyle ne olduğunu anlamıyor tamam mı? Bak Elrond bile evet. anlamıyor hesapta. O bekliyor da Hı. en çok. Evet. Anlamıyor. Gilgalap yapıyor. Dwarfs yapıyor böyle. <laughs> Senin gibi kralın anası böyle kral mı olur ya? Yani. Yüksek olur. <laughs> Gilgaladı yerde tekmeliyorlardı ya. Hayır sonra ne oluyor biliyor musunuz daha da korkunç daha da korkunç. Anlayamıyorsunuz galiba bu noktayı. Bütün izleyiciler dinleyiciler hepinize söylüyorum bu herif Sauron'la kapışacak. Böyle bir herif bu. Arondir kurtardı bu herifi orkların elinden. Arondir. Arondir kendini kurtardı. Sonra Gilgaladı kurtardı. Arondir de böyle kolum kadar şey girdi bacağım kadar. Arondir arada yüzük takmış olabilir mi? Abi yüzük kendinden yüzük o zaten. Ya herkes mesela. de bir yüzük dolaşıyor zaten. Bir iki dakika daha rondu takmış. Abi taparlamış olabilir. Elrond'u kral yapacaktınız madem. Belli ki kral görevini Elrond'a yazmışlar bunlar. Yani Elrond'u kral yapacaktınız madem. Gilgalad'ı sokmayaydınız oğlum dizi evrende. <laughs> Gilgalad olmayaydı. Elrond olarak Gerçekten devam ediyordu Hani bu bir tercih tamam mı? Mesela Yüzüklerin Efendisi'nde de mesela kitapta olan bazı karakterler filmde yok ya. Evet. Hani biraz da çünkü ona Şimdi büyük bir karakter mesela. Evet. Yer ayırması lazım. Aynen, evet. Koymamış o yüzden hiç yani şimdi. Evet. Ee, hem zamandan Bunlar değil, şey değil. Koyarım yerde ayırmam kardeşim diyor. Çok Aa. özgür. <laughs> aynen. Gilgalat dizinin böyle evdeki değerli vazo gibi bir muamele var Gilgalata yani. Hem nasıl ya? Abi de cücelerin ya. gelişini gördünüz mü oğlum? Bu herifler balta, balyoz kullanıyorlar. Bunlar ok falan az kullanan varlıklar. Çünkü evet, bunların asıl geldi. olayı tank gibi bir şey bunlar tamam mı? Deler geçersin ya. Yani. Taradılar oğlum bildiğin restoran tarar gibi Arbalet taradılar yani. ya. Ço, 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 böyle şeyle. Çin, Çin'le Çin teknolojisi. Ya inanılmaz bir şeydi ya. Peki şey, e, Elendile Narsil'i verdiği sahnede Aragorn'un hmm birebir bir Yeni, ha. yeni, yeni halin ismi neydi Narsil'in? Ee, yeniden yaptık diye başka bir isim veriyorlar. Neyse Elrond'un verdiği evet. sahne var ya. Evet, evet. Kamera açılarına ve birebir Ya birebir Abi siz ne densiz, şerefsiz insanlarsınız ya. Karaktersizler ya. Bu sezon full öyle geçti. Yani abi bu, bu kadar da, da ama ya. Bu kadar olur mu ya? Evet evet. Bu Allah herif Aragorn'un dedesi yani. Teşekkürler. Te tebrikler. Bilmiyorduk biz bunu ya. Aptal mısınız oğlum siz ya? Kendinize hiçbir saygınız yok? Ya şu kılıcı başka türlü alamıyor mu? İlla Aragon gibi. "Kork!" diye böyle kaldırıp bakacak. Aragon'un sadece dedesi değil lan en kutsal dedesi hanasını ha, elendil, "Elendil!" diye bağırıp saldırıyor elendil diye bağırıp, elendil elendil. saldırıyor. elendil diye bağırıp saldırıyor. Ya evet. Şeyde bile var. Abi bu arada yani e, hani Galad Gilgalad vs atıyor Sauron'a diye diyeyim. Yani birebir değil yani. Anduril. Elendil, Anduril, Anduril. Tabii. Anduril. Anduril bu. işte Narsil'in parçalarından dövüldü deyip Elrond Aynen. veriyor ya ona. Hı -hı. Ki o da kitapta öyle değil. Normalde kitap çok özel bir... Kitapta Başta baştan itibaren. Neyse abi yani bu kadar da şu densizlik bu evet. ya. Artık yani bu kadar ruhsuzluk. Hani hiçbir şey yok ya bizde abi. demek bu yani. Tabii tabii ya artık hani Numenor'u nasıl daha kötü hale getiririz? <laughs> bir de hani son zaten bu bölüm hani finalize ediyor ya en kötü nasıl finalize edelim? her şeye, her karaktere. Hani direkt cücelere ayrı yazmışlar, Numenor'a ayrı yazmışlar, tamam mı kral? Ee, elflere de en finalde bambaşka. Hem dizi finaline uygun bir şekilde kötü ya. Ne boktu yani. o ya. Ne oldu? O, ya o elf Gülgül. elf barışmaları neydi? Allah'ın aşkına. Ya yani. Gilgalat sen ne Kadında orada kılıcı kaldırıyorsun ya. Ben orada elf olsam neredeydin savaş alanında diye bağırırdım yani. Abi bir de şimdi orada toplanmışlar ya aşağıda. Ya peki hmm. siz niye ev çıktınız? <laughs> niye o kadar yüksektesiniz abi siz? <gülüyor> <gülüyor> niye yani? Siz nasıl var bilmem ne abi var. Aşağıda ben şeyi de anlamadım. Elfler niye bağırıyor ki orada? Yani Gilgalat, katman katman. Ka Gilgalat kolunu kaldırınca <laughs> Hani bağırmaya başlıyorlar böyle bir anda. <laughs> evet. Niye? Yani... <laughs> ya bu kadar umutsuzken ne oldu o kadar? Ha, ne umutsuz? oldu abi yani? Ne? öncesinde de şey diyor. Hiç alakası yok ama. Hani Galadye nasıl çevireceğiz artık şeyi? Işıkla tabii diyor. E yani ışıkla bir alakası yok. Şey kaldırdı kılıcı. Ona coştu millet. Yani ışıkla ne alakası var? Bir bu şey arada şey şey sensin de söylemek zorundayım. Aşağıda can hıraş bir savaş var. 5'e 5 bu arada. Ama bizim %100 gibi anlamamızı istedikleri. Pardon. Evet. ona 100 gibi anlamamızı istedikleri ama yine aynı avluda 5'e 5 veya e, böyle evet. League of Legends Aram kapışması gibi bir şey tamam mı? Orada Aslında abi, biraz dürüst olsalardı kral. Hani böyle nasıl Mordor yazdılarsa buna da siz bunu bine bin hayal edin kardeşim. Bir alta bir yazı geçseler. Eregion abi. yazıyor ama değil <laughs> mi? Yani Eregion <laughs> siliniyor yine Eregion yazıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben orada şey artık dedim ki yani abi ne yapıyorsunuz? Yani abi gerçekten ama artık ne yapıyorsunuz dedim. O da şu. Şey bile, aşağıda dövüşken Arondirle eee Gilgalat galiba tam hatırlamıyorum. Anasının nikahında kendini aşağı atan Galadriel'in düşüşünü görüyorlar abi. Evet. İzliyorlar öyle. Lan nasıl dikkatinizi çekti o anda. Ama bir anlamı da yok. İzliyorlar Evet. Izliyorlar. Orada Aynen böyle yani. beyaz İyi. bir şey düşüyor aşağı. Lüp evet. diye. Ondan sonra <laughs> Bir de orada da Frodo göndermesi olmuş. Yani yaralanan he şey he. gene. Evet. Morgul biletle yaralanan evet, evet. Frodo gibi. Aynı. Aynı şekilde orada gene Elrond, Elrond iyileştiriyor, uyandırıyor. He. Aynı böyle ah benim sızım var diye uyandırıyor. Ama bir dakika. Aynı birebir. Bir, bir şey kaçırmışsınız belli ki siz demediğinize göre. Ben söyleyeyim. Elrond geçen bölüm öptü. Bir de üstüne bu bölümde tek taş taktı parmağına. Tabii oğlum. Hayır işte onu diyorum ya. <laughs> Nenya müziklerinin <laughs> oldu diye. O yüzden diyorum elde nele geziyor. Elrond'a da geldi. Bir de o taktı. Tek taş taktı. Tek taş. Yani, i̇leri götürdü. Oğlum, ada, adar bile taktı. Tek taşını kendi Aynen. aldı kendi taktı. Yani. <laughs> evet ya. En iyi bir karakterdi bu arada. Keşke ölmeseydi. <laughs> ee, bir şey daha vardı. Onu da bakayım. Ondan sonra bitirelim. Daha diyecek bir şeyim yok. Ha şey. <laughs> e, Gandalf mevzusu artık. Allah'ım ya. Evet. Şimdi arkadaşlar. Grand Elf diyorlar ya buna. Grand Elf. Evet. Normalde Gandalf A asalı elf demekmiş. Tamam o isim oymuş yani ben bilmiyordum mesela. Grand evet. Elf deyince şey diyor. Onlar hiç elf görmedi. Uzun boylusun ya diyor. Evet. Tamam. İyi de salak. Hı. Elf zaten onun kadar boyu. Yani bunun atıyorum elf'ler Hı. 2 metre ise bunun 4 metre olması lazım Grand Elf diyeceksen. Yani Grand Hobbit falan demen lazım. Uzun Hobbit. Yani evet. elf tanısan da... mesela dersin <gülüyor> ama. <gülüyor> Hayır <İki>. bir de <laughs> işte bir de Ha hiç elf şey görmediysen diye... Nasıl bu büyük elf oluyor o <laughs> şey Aynen. elf de diyebilirdi. sen elfi bilmiyorsun ki. Hiç görmedin. Yani. Bir de dediğin gibi Gandalf'ın anlamı falan öyle bir şey anlatılmıyor zaten. Ulan Grand Elf diye sen onu isim olarak almak istiyorsan zaten o zaman Grand Elf desene kendi. Yani hani Hayır, şey anlamı. Oluyor. Veya ya. artık ya bu diziye şu yakışıyor aslında. Şey demen lazım. İşte Grand Elf, Grand Elf, evet. Grand Elf, Gandalf evet. benim aynen, oldu aynen. Tom <laughs> Ben öyle. Aynen. Ben de şey, <laughs> Şeyin bu At ata demirlerin şeyi vardı ya rakı, rakun ismi nereden geliyor? O, şey rakı kavun, rakı kavun, rakun, rakun, evet, rakun olmuş. Ya diye. bu vesileyle size giresun ismin nereden geldiğini anlatmak istiyorum çok hızlı bir şekilde. <laughs> Abi bir gün Fadime ile işte temel birbirini çok seviyor, evleniyorlar falan. Pardon evlenecekler çok seviyorlar ama temelin parası yok. Temel diyor ki ben balıkçılık yapayım böyle biraz açılayım para toplayayım geleyim diyor. Tamam mı? Ondan sonra şu gün geleceğim diyor. Tamam diyor Fadime de ben seni bekleyeceğim ömrümün sonuna kadar. Seneler geçiyor. Temel yok. Bir zaman söyledikleri zaman geliyor. En son Fadime diyor ki galiba Temel öldü denizde. Artık benim de yaşamın bir anlamı yok deyip kendini yüksek bir yerden Karadeniz'in o kenarlara bırakıyor işte bir yerde ölüyor diyeyim size. Sonra tam da o anda işte kader Temel geliyor e, Fadime'nin ölüsünü görüyor orada. Alıyor kucağını ağlıyor orada bağıra bağıra. Fadime, Fadime, Fadime diyor. Sonra günümüzde söylene söylene Giresun oluyor. Çok iyi. <gülüyor> bu Uza, <laughs> e, <öyleyim>, uzatman <laughs> enteresandı. Yani. Bu yaptığım Efe, e, 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 bu, bu, <laughs> bu e, aldığım referans da Cenk e, ve falan. Hayır. <laughs> yani aşağı yukarı yakın bize ama <laughs> e, neydi adı? bir tane Karadeniz'de geçen çok kısa süren bir dizi vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Uy başıma gelenler diye. <laughs> of efsane bir isimmiş. Şey. <laughs> orada, orada mahallenin delisi Giresun isminin böyle geldiğini anlatıyor. <laughs> yani Grand Theft'ten daha iyi bir hikaye bence bu arada. Muhtemelen. Ya da Tom Bomba dile de söyledi birerede. O Gandalf değildir, Gandalf'tır falan. Evet, gibi. evet. O mallar yanlış söylemiş sana. Senin ismi Gandalf diyor. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Ve en son şarkı da söylettiler hadi şey olmasın Heh, diye. Bomba buldu. Şarkı söylememisin diye. Neon asağı da buldu bu arada. Tabii. birebir eski şey birebir değil de Aynen. çok benziyor şey. Hayır, asa onu buldu. Ha, pardon, Tabii. Harry Potter evrenindeydi bu doğru. Aynen. <laughs> Mesela Gandalf'ın e, bu sezonki tek hikayesi ismine kavuşmakmış. Mesela onu öğrenmiş olduk yani. Hani bütün sezon amaç buymuş. Asa. Bir de sezon boyu sündürülen ulan yani Saruman'la abi yani hiçbir şey yok. Dediğin şey oluyor Ömer ya. Hiçbir şey yok öncesinde anlatılmış. Bir anda karşılaşıyorlar Gandalf'la Saruman. Hiç arası yok sonra... yani. Ha, sonra da bitiyor zaten hani. Direkt evet. bitiyor, direkt sonuçlanıyor. da yani. Yüzüklerin efendisine bağlanıyor çok garip bir şekilde bunlar. <laughs> bundan sonra 2000 yıl nasıl yaşanacak, bunlar nasıl tekrar arkadaş olarak devam edecek? Yok belli ki öyle bir şey. O Saruman mı da bilmiyoruz ki. Onu da saruman, abi, saruman abi değil. Net, net Saruman. Aa, hayır. Yani, Diğerini yani, Glandal'da ne kadar bilmiyorsak bunu da Saruman'ın. Onu diyorum kadar ama kadar hala inatlı söylemediler yani anladın mı? Hesapta ama şey, şey tamam, yapıyor, o, Nasıl Saruman deksez, olacak o, söyleyecek bu? Saruman, bu Saruman için, olmayabilir yani, bu arada. Mavi büyücülerden Bence biri olabilir. Saruman değil. Şey olarak da değil çünkü. ya yani Saruman'ın işte bir Bence garantisi. E, ben de Saruman karanlık büyücü olmak Karanlık büyücü olmak için abi işte Isengard'ı yapacak şu bu bir ton süreç var ya. İşte bence iptal ettiler onu komple. Yüzler bence bağladılar. Olarak. Burada çatışıyor işte. Ee, da yani. Şey şimdi oldu falan diyor ya. Yani. İptal yani. Evet. Yüzgün iptal. Zaten Yüzgün Efendisi'ne gerçeği buraya biz alalım koyalım. Yüzükler Efendisi hikayesi olmasın. Bu evrende olmasın falan diye öyle düşünüyorum. Evet dizi de iptal olur inşallah. Olur. <laughs> Belli ki olaylar hızlı ilerleyecek abi. Nori şeye gidecek galiba. <laughs> yüzüğü söylüyorum. atmaya mı? Yüzüğü atmaya Nori gidecek. Abi. Abi. Yakın zaten lan. İki daha yap, yapmadılar Aynen. daha ya. <laughs> i̇şte yapılacak hemen. Hızlı gerçi, Hızlı gerçekleşiyor olaylar zaten. Gerçi şey olabilir. Bölümün başında yüzüğü yapıp sonunda atabilirler. Neyse Aynen mi? öyle. <laughs> Neden olmasın diye. Evet o zaman arkadaşlar ee, siz de görüştüğünüz artık yorumları yazarsınız. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman dinliyorsanız.